Burada bal başkanları olarak bugün Ankara'daki toplanmamızdaki gündem maddelerini biliyorsunuz. 31 Aralık'ta evrakları teslim ettiğimiz federasyona 17 Nisan'da resmi bakanlığın ağzından duyduğumuz sözlerin bugün tecelli olması için gündemi oluşturuyoruz. Bugün bölgesellik dediğimiz bu kurumun yaklaşık 9000 öğrencisi, futbolcu kardeşlerimiz adına konuşuyoruz. Burada evlerinde bizi bekleyen büyük bir özveriyle bu 9 aylık sürede antrenmanlarını yapan futbolcu kardeşlerimiz adına konuşuyoruz. Bölgesel amatör ligi neden oynanmıyor sorularının cevabını biz artık öğrenmek istiyoruz ve bize ertelenme değil, artık maçlarda sahaların açık olduğunu, maçlarımızın başladığını gösterecek bir fikstür istiyoruz. Burada 31 Aralık'tan bu zamana kadar yapılan bu maceranın, bu manidarlığın neler olduğunu öğrenmek için bu konuşmalarımızı, sesimizi duyurabilirsek ne mutlu. Artık sesimizi duyurabileceğimiz tek makam ve kuruluş bu saatten sonra Spor Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığımıza sesleniyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önünü kesen futbolcu kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bir söz vardı. Evet, artık bu amatörlükler başlasın ibaresiyle bugün Cumhurbaşkanımızın sözü yerde kalmayacağına inanıyoruz ve Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakan eğer federasyon ise, eğer bakanlık kuruluşları ise, eğer ki bu sözü yerde bırakan sağlık kuruluşları ise biz burada hodri meydan diyoruz ve Cumhurbaşkanımızın sözünün yerde kalmayacağına inanaraktan bu liglerin başlayacağını en kalbi duygularla ve net ifadelerle söylemek istiyorum burada. Bölgesel lig dediğimiz bu kategori, bu futbol platformu Süper Lig'in ve Türkiye futbolunun milli takımlarının temelinin oynandığı bir ligdir. Bölgesel lig olmazsa üst liglerin olmayacağını özellikle tekrardan burada altını çiziyorum. Bu pandemi şartlarında koronavirüsten dolayı öncelikle koronavirüs dünyada salgın olarak biz de kabul ediyoruz. Koronavirüsün olmadığına karşı çıktığımız bir platform olarak değil. Bu virüste ölenlere Allah'tan rahmet, eğer geride kalanlara da başsağlığı diliyoruz. İnşallah virüsün de geçmesini en iyi şekilde temenni ediyoruz. Burada virüs sadece bölgesel amatör lige mi geliyor? Sadece bölgesel amatör ligde mi var? Bu soruların cevabını arıyoruz. Çünkü biz burada spor müsabakaları devam ederken, salon sporları devam ederken neden bölgesel ligimizin devam etmediğinin sorularını, cevaplarını net arıyoruz. Artık virgüllü konuşmalara son verelim. Nokta diyeceğimiz açıklamalar ve net cevaplar istiyoruz burada. Yetkili kurum sadece bakanlık diyoruz ve Cumhurbaşkanlığımız diyerekten özellikle altını tekrar tekrar çiziyoruz. Bizim futbolcu kardeşlerimiz evlerinde beklerken hepsinin gelim geçim kaynağının futbol olduğunu unutmasınlar. Burada sadece futbolcu kardeşlerimiz değil, burada yöneticileriyle, teknik ekibiyle, masörüyle, malzemecisiyle yaklaşık 50 bin kişiye hitap eden bir platformun liderleriyiz. Bu sporla sağlığın eşdeğer olduğunu unutmamalıyız. Önce spor, önce sağlık diyoruz ve bölgesel amatörlüklerin verilen bu kararın en hızlı bir şekilde, en azami bir şekilde verilen bu karardan dönmelerini istiyoruz. Bu kararın tamamen yanlış olduğunu söylüyor ve bu kararın düzeltebilecek tarihini bölgesel amatörlükleri başkanları adına, bu platformda futbolcu kardeşlerimiz adına şu tarihi beyan ediyorum. 24-25 Nisan'da başlamalı ya da 1-2 Mayıs'ta bu ligler başlanmak zorundadır diyoruz. Aksi takdirde Mayıs'ın sonuna ertelenen bir lig iklim şartlarında sporcunun sağlığını daha riskli bir duruma düşüreceği için biz bu liglerin 24-25 Nisan'da veya 1-2 Mayıs'ta başlamasını net bir şekilde taahhüt ve beyan istiyoruz ve bunun kararından da geri dönmemelerini bize bahaneyle, mazeretle değil net bir ifadelerle dönüş yapmalarını buradan size basın kuruluşlar aracılığıyla ve bölgesel ligin lider başkanlarıyla buradan sesleniyorum ve bu liglerin bir an önce başlanmasını tüm futbolcu kardeşlerim adına en kalbi duygularla tekrar tekrar yineliyoruz. Bizim buradaki amacımız tamamen futbol, futbolcu kardeşlerimiz ve futboldan istihdam eden yaklaşık sadece biz burada futbolcu kardeşlerimiz ve yöneticiler, malzemecilerden ziyade bu sektör 100 binin üzerinde büyük bir endüstriyel bir spor merkezidir. Burada yapılması gereken
için net cevaplar istiyoruz. Bizim federasyonun artık cevaplarından bıktık, usandık. Artık cevabın bakanlık olduğunu ve Cumhurbaşkanlığımıza buradan sesimizi Ankara merkezden duyuruyoruz. Umarım bu sesimizin bir tamamen iyi bir sağduyu ve samimiyet çerçevesinde olduğunu söylüyor. Buradaki konuşmamız bizim tamamen futbolcu kardeşlerimizin geleceği için ve onların hayallerini lütfen oynamayalım. Futbol sağlıktır, futbol sıhhattır, futbol başarı demektir. Futbol bir şehrin, bir ülkenin lokomotifi demektir. Futbol olmaz ise turizm olmaz. Turizmle, sağlıkla, her şeyle eşdeğerdir. Futbol evrenseldir diyorum ve bu futbolun temeli olan bölgesel amatör ligin temsilcileri olarak bu ligin acilen ve son bir şekilde söyleyerek başlamasını arzu ediyoruz. Tekrardan Ramazan-ı Şerif'ini tüm futbolcu kardeşlerime, spor camiasına ve Müslüman alemine buradan kutluyor. Ramazan'ın bize getirdiği bereketin bölgesel lig amatörünün açılış tarihi olan 24-25 Nisan veya 1-2 Mayıs olacağı gün olarak net taahhüt edeceğine inanıyoruz. Burada sesimizi duyurabilirsek ne mutlu. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun, teşekkür ediyor diyorum ve bölge bölge temsilciler olarak da sözü diğer başkanlarıma bırakıyorum. Sağ olun efendim. Kıymetli basın mensupları, öncelikle aramızda bir sporcu kardeşimiz var. Sporcuları temsilen Ali kardeşim, bu tarafa doğru gel, kameralara doğru. Ali kardeşimiz sporcuları temsilen söylemek istediğini söylesin. Sonrasında da sayın başkanlarımıza söz verelim. Öncelikle başkanlarım, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Biz de niyetliyiz, geldik buraya. Bu ligin başlaması için futbolcular çok uğraştı. İlk Ali Düşmez'in kapısını çaldık. Her zamanki gibi bizi olumsuz konuştu. Spor Bakanı'nın kapısını çaldık. Bu lig oynanacak dendi. Üçüncü lig devam ettiği müddetçe bu ligi başlatacağız dediler. Biz de inandık. Türkiye'nin her yerinden futbolcu kardeşlerim geldi. Federasyonun önünde toplandık. Ve dedik ki bu lig başlasın. Bizler evimize ekmek götüremiyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz var. Tek kazancımız amatör futbol oynayarak geçimimizi sağlamak. Binlerce futbolcu olarak. Nitekim de biz federasyonun orada toplandığımız zaman bizden iki kişiyi aldılar içeri. Bize orada su bile ikram etmediler. Düşün yani, beni temsil eden federasyonlarımız, federasyonumuz bize su bile o zaman sıcağın alnında bizi dışarıda beklettiler. Hiçbir şey yapmadılar. Orayı da geçtim. Spor Bakanı'nın önünü kestik. İftardı. Bu ligde kontenjan muhabbeti de olmuştu o zamanlar. Biz ta öncelerden beri futbolcuların yanındayız. Başkanlarımızın bize destek vermesini ta başından beri istiyorduk. Ki burada böyle güzel bir oluşum oldu. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Dik duruyorsunuz. Bu ligin oynanmasına söz verenler, Cumhurbaşkanımız önce, Cumhurbaşkanımızın da önünü kestik. Yani biz Ali Düşmez'in önüne gittik. Yok, cevap alamadık. Spor Bakanımıza kadar gittik. Spor Müdürümüz Mehmet Baykan'a gittik. Yok. Cumhurbaşkanımızın önünü kestik. Bu lig oynansın diye. Niye? Binlerce insan, binlerce futbolcu, emekçi, masörü var, malzemecisi var. Hepsi evine ekmek götürsün diye. Evet, korona var. Üçüncü ligde benim arkadaşlarım oynuyor. 11 yıl profesyonel futbol oynadım. Bakın, ben amatör futbolcuların içine indim. Amatörde inanılmaz işler oluyor. Şimdi benim kardeşim basketçi atıyorum. Basketçiler oynuyor, ben evde oturuyorum. İkimiz de kardeşiz. O geliyor, idmanını yapıyor, geliyor oturuyor. O zaman idman da olmuyordu. Şimdi bakıyoruz, idmanlar oldu. Maç tarihleri açıklandı. Maçlar başlayacak. Bir sürü futbolcu var, bir sürü başkan var. Tek adam Ali Düşmez diyor ki bu ligler ertelendi. Neye göre? Sizler bu ligi temsil etmiyor musunuz? Bizler bu ligi temsil etmiyor muyuz? Yani bizi hiçbir kayla almayan bir topluluk mu var? Ben anlamış değilim. Federasyon yetkililerine söylüyorum şu an. Biz bu kadar camiayız. Bu kadar camia, bu kadar insan, bu kadar evine ekmek götüren bir dünya güzel kalpli çocuklar deyip bunların hiçbirini içe mi sayıyorsunuz? Biz burada futbolcular olarak, futbolcu kardeşlerimle bizim yanımızda olduğunuz için, bize destek verdiğiniz için sizden teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün Ramazan, güzel haberler bekliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Çok doluyuz, çok güzel. Evet, şimdi 1474 Çankırı Spor Başkanı Sayın Arif Poyraz Dede Beyefendi, buyurun. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan-ı Şerifiniz hayırlı uğurlu olsun. Burada toplanma sebebimizin ana kalem maddesinden bir tanesi, şöyle de gördüğüm kadarıyla, diğer başkanlarımla da görüştüğümüz kadarıyla, Ali Düşmez'in ligden düştüğü kanaati var. Biz bir şehir takımı olarak esnaflardan bütçe topluyoruz. Birçoğumuzun hepsi sponsorlar aracılığıyla para toplanıyor vesaire yapılıyor. İnsanlara umut vaat ediyoruz. Zaten biz 1074 Çankırı Spor olarak bir şehrin umudu sloganıyla çıktığımız yolda, federasyonun geçen yıl da yaptığı yanlı tutumla, bu sene de yaptığı farklı veyahut da keyfi çözümlerle bu şekilde yürümesine hep birlikte el birliğiyle bir dur deme kanaati geldiğinden dolayı bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Sizden istirhamım, Emre Bey'in başkanlığında bir başkan heyet seçelim ve sesimizi en ucra noktaya kadar duyuralım. Bu federasyonla, bu Ali Düşmez'le bu ligin devam etmeyeceği kanaati hepimizde hemfikir olarak düşünüyorum. Hep birlikte bir yumruk olursak bu işi çözeceğimiz kanaati var bende. Bana soruyorsanız Mayıs ayından sonra birçok başkanımız da bilirler, lig falan oynanmaz. Boşuna kendimizi kandırıyoruz. Şu anda eğer ki bizim ligimizi kapatıyorlarsa bütün ligler kapansın. Birinci lig, süper lig kapansın, biz o zaman hemfikiriz. Ama şahsi tutum olarak her hedefe geldiklerinde bal ligini hedef göstermelerine karşıyız. Sizden de bir omurga olarak desteğinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli basın mensupları, ben de kendi söyleyeceklerimi söyleyeyim, sonra diğer başkan arkadaşlarıma da söz vereceğiz. Ben Gebze Spor Kulübü temsilen buradayım. Adım Abbas Sır. Aynı zamanda medya mensubuyum. Daha önce kendi televizyonumda şöyle bir yayın yapmıştım. Ali Düşmez özellikle 50 bin nüfuslu bu kitleyi AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na düşman etmek için çaba harcıyor demiştim kendi televizyonumda yayında. Sonra Ali Düşmez de bana düşman oldu. Dostluğumuz vardı ama şu anda düşmanız. Ben asla öyle bir şey yapmam. Ben AK Parti'yi seviyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum demişti. Şu anda yine buradan bütün basın mensuplarının aracılığıyla hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın belki buradan sesimizi duyduğu şekilde de söylüyorum. Sayın Nihat Özdemir Bey'e de söylüyorum. Ali Düşmez, Sayın Başkan'ın da söylediği gibi, kesinlikle ligden düşmüştür. Ve kesinlikle şu arada toplumdaki 50 bin nüfusu, daha da fazlası olan nüfusu, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza ve spor camiasına düşman etmek için çaba harcıyordur. Bu lig oynanacak. Ya seve seve, ya seve seve, ya da seve seve. Bu lig oynanacak. Kimse kusura bakmasın. Ben diyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi diğer vatandaşlarımıza söz veriyorum. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben Diyarbakır Spor Kulübü Başkanı Siyabent Aydın. Bildiğiniz üzere ben Şehit Ali Gaffar Okan'ın onursal başkanı olduğu Diyarbakır Spor Kulübü'nü temsilen buraya geldim. Ben yaklaşık 4 milyona yakın bir taraftarı olan bir takımın başkanıyım. Burada onlarca futbolcunun, onlarca malzemecinin, personelin sizlere sesi olmak için buraya geldim. Aynı zamanda diğer yönetici arkadaşlarımla birlikte hep birlikte bir fikrimizi belirtelim diye buradayız. En nihayetinde gelinen bu noktada biliyorsunuz ki maçlar Mayıs sonuna ertelendi. Yani ben öncelikle kendi bölgemiz için söyleyeyim. Maçların Mayıs sonunda oynanması fiziken tamamen imkansızdır zaten. Temmuz ayında Diyarbakır sıcağında maç oynamak pek mümkün değildir. Tahmin ediyorum Adana'da oynamak da mümkün değildir. Antalya'da oynamak da, Mersin'de oynamak da mümkün değildir. Bununla birlikte ben çok uzatmayacağım lafı, diğer başkanlarıma bırakacağım sözü. Şunu söylemek istiyorum. Ben her konuda yapıcı olmaya, yeter ki Nisan'ın sonuna kadar bu maçların oynanmasına karşılık her konuda yapıcı olmaya da hazırım. Yine kulübüm adına ve benim gibi düşünen birçok kulüp yöneticimiz adına söyleyeyim. Ben gerekirse test, gerekirse aşı, bunların da kendi kulübüm tarafından, kendi diğer profesyonelliklerdeki gibi karşılanmasını da taraftarıyım. Yeter ki Nisan sonuna kadar bu maçlar oynansın. Bunun daha farklı senaryolarda çok daha sıkıntılı
maddi manevi sorunlar yaşayacağımızı hep birlikte göreceğiz. Bunları görmek için de bu işte profesör olmaya gerek yok. Hakikaten sorunlar yaşayacağız. Mayıs ayında, Mayıs sonunda bir sezon başlatılmamalı, başlatılmaz. Mayıslarda, Haziranlarda da, Temmuzlarda maç oynanmaz. Bu herkesin bildiği bir gerçek. Ben bu konuda zaten sporu, sporcuyu seven Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği sözü belki Covid problemlerinden dolayı daha sıkıntılı bir süreçten dolayı belki erteleme ihtimali olabileceğini düşündüklerine inanıyorum ancak bu hızlı verilmiş bir karardır. Mantıklı değildir. Bu şekilde hiçbir netice elde edemeyiz. Benim tekrar diğer başkanlarımla birlikte istirhamım Nisan sonuna kadar bu maçların oynanmasıdır. Hep birlikte hızlıca bu yeni süreçte, yeni statüyle birlikte hızlıca bu maçları oynayalım. Bir an önce ligimizi bitirip önümüzdeki sezona hazırlanabilelim diyorum. Tekrar hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun beyefendi. Çanakkale İli Temsilcisi Biga Spor Kulüp Başkanı Serkan Özkan. Ben de arkadaşlar, başkanım, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan ayını mübarekliyorum, kutluyorum. Biz de Biga Spor olarak Eylül ayında takımımızı kurmuştuk. Liglerin oynanacağına inanarak haklı mücadelemizi, futbolcularımızı, peşinatlarımızı ödeyerek mücadelemizi tüm sosyal medyada gösterdik. Bugün de sizlerle hep birlikte gösteriyoruz. Her şerde bir ayı vardır derler. Gerçekten bugün bu topluluk, bu kulüp başkanlarımızla bir arada olmaktan ben de çok mutluyum. Aramızda Emre başkanımızı öncülük etti. Ondan da çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Burada amacımız futbolcu kardeşlerimizin özellikle haklarını savunmak. Çünkü bu lig seneye kalırsa gerçekten hepimiz mağdur olacağız. İlk önce futbolcu kardeşlerimiz mağdur olacak. İşin içinden daha çok çıkamayacağız. Aslında 52 grup olması da çok yanlıştı. Ama biz ses çıkarmadık. Dedik ki futbolcu kardeşlerimizin mağduriyeti giderilsin. Normalde 52 grup olması da çok saçmaydı arkadaşlar. Siz de farkındasınızdır büyük ihtimalle. Tabii ki VAL'da takım sayısı da çok fazlalaştı. 266 takım. Dolayısıyla biz şu an diğer başkanlarım gibi bu maçlarımızın ama 1 Mayıs ama 2 Mayıs'a kadar oynanmasını istiyoruz. Ve Biga Spor Kulübü olarak da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Hepinizin Ramazan ayını tekrar mübarekliyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Buyurun başkanım. Öncelikle bugün buraya 81 vilayetten 266 kulübümüzü temsil etmek için uzak yollardan gelen kulüp başkanlarımıza hoş geldin diyorum. Ramazan ayını da kutluyorum. Öncelikle Spor Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza futbolcu kardeşlerimize bir yıldan bu yana bekleyen futbolcu kardeşlerimize verdiği sözünü tuttu gözüyle biz de hazırlıklarımızı 8. aydan itibaren bugüne kadar getirmiş olup birçok takımımızın Antalya'da kampa gidip hazırlık maçları yapıp kamptan döndüğümüz gün kardeşim siz oynayamazsınız diye bir cevapla karşılaşmanın çok acı olduğunu buradan söylemek istiyorum. Bunu söylerken siz Bal Ligi'ni yok mu sayıyorsunuz? Türkiye futbolunda amatör spor kulüplerini Bal Ligi'nin üzerinden yok mu sayıyorsunuz? Türkiye'de oynayan amatör spor kulüplerinde ve Bal Ligi'nde oynayan sporcu kardeşlerimi yok mu sayıyorsunuz? Yöneticileri, kulüp başkanlarını ve şehrini, ilçesini temsil eden kulüpleri, camiaları yok mu sayıyorsunuz? Eğer yok sayıyorsanız bunu çıkın söyleyin. Deyin ki 266 tane kulübün başkanının yönetimini, sporcusunu, taraftarını, camiasını, şehrini, ilçesini herkesi yok sayıyoruz.
bizim için önemli olan profesyonelliktir deyin. Ona göre bir senaryo çizelim. Ama siz ballı günü yok sayamazsınız. 40 bin, 50 bin, 100 bin, bana göre bu sayı çok daha küçük söylenen rakamlar. Biz aslında milyonları burada temsil ediyoruz. Ben Ordu Spor Kulübü olarak burada Ordu şehrinin ortalama şehirde yaşayan ve dışarıda yaşayan 2,5 milyon insanın temsil eden bir kulüp başkanı olarak burada 66 tane kulübümün başkanı da milyonları temsil ederek burada bulunmaktayız. Yani bunun artık söylenecek bir tarafı yok. Yeter diyoruz. Eğer siz bu ligi oynatmak istemiyorsanız bize bunu çıkın söyleyin. 266 tane spor kulübümüz gerekirse liglerden çekilsin. Bu zor bir şey değil. Ama eğer oynatacaksanız da bizim isteklerimize bizi de yok saymayarak çıkıp bu harcanan limitleri, milli serveti, insanların gözyaşlarını birazcık da olsa dindirmek adına lütfen Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımız lütfen bu işe el atın. Birkaç kişinin ağzına veya söylemine kalarak milyonları karşınıza almayın. Ben 266 tane spor kulübümüzün başkanları, yönetimi, camiası, taraftarı, futbolcu kardeşlerim olarak bunların adına şunu söylemek istiyorum. 266 tane spor kulübümüz bu zamana kadar verdiği sporcu kardeşlerine, onlara yedirdiği, içirdiği her şeyi helal ediyor. Lütfen siz de bizden helallik alın. Eğer helallik almayacaksanız lütfen o kulübü terk edin. Teşekkür ediyorum. Evet, son kapanış konuşmasını yapmak üzere Sayın Başkanımıza Emre Bey'e söz veriyorum. Evet, teşekkür ederim. Futbol evrenseldir diyoruz. Futbol evrensel bir platformun sesimizi duyurabileceğimiz en büyük organizasyonu diyoruz. Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımız Kasaboğlu olmak üzere buradan Ankara merkezli sesimizi duyurabiliyorsak ne mutlu. Bizim buradaki başkanlar olarak ortak gayemiz bugün sahada rakip olduğumuz başkanlarla masada bir ligde gösterdiğimiz bu ayrı tablosunu futbolcu kardeşlerimizle birlikte taçlandırdık. Bizim bugün buradaki ortak gayemizi umarım herkes anlamıştır. Amaç ve gayemiz sadece aile duygusu, futbolun birlik ve beraberlik duygusudur. Ve buradaki amaç ve gayeyi bilenlere, eğer bilmeyenler var ise bunlar öğrensinler diye bugün burada toplandık. Amacımız bu gayede şaşmadan sahada rakip olduğumuz il başkanlarımızın bugün masada aile olduğunu gösterebilmek bize büyük bir onurdur. Evlerinde geçim derdiyle bekleyen kardeşlerimiz adına, burada futbolcu kardeşlerimizin sesini dile getirme adına bu Ramazan gününde umarım sesimizi futbolun evrenselliğiyle, iletişimiyle dile getirmiş bulunuyoruz. Ve burada ben 266 takımın il başkanları ve bölge başkanları olarak herkese teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerim evinde huzur içinde beklesinler. Biz Cumhurbaşkanımızın sözünün yerde kalmayacağına inanıyor ve futbolcular adına burada tek yürek olduk, aile içinde olduk ve bu maçların oynanacağına inanıyoruz diyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet, herkes katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben de Sayın Başkanımın sözü gibi Sayın Cumhurbaşkanı verdiği sözü tutacağına %100 inanıyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Sayın basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Belki biz tekrar aramızda bir istişare yapacağız. Sayın basın mensubu arkadaşlarımız, sesimiz olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Lütfen müsaadenizi de rica ediyoruz.